Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Bugün yine mutfaktayız. Bir makarna yapacağız ama elimizdeki malzemelerin yani süresi geçen malzemeleri değerlendirmek için makarna ile beraber bir yemek icat edeceğiz. Hadi geçelim hep beraber. Şöyle iyidir. Şimdi bu zeytinyağımız. Makarna burada oluyor. Hatta makarnamız haşlandı. Onun altını söndüreyim ben. Sonra bunu alıp süzelim beklesin. Şurada dursun. Makarnamız şöyle. Suyu da burada. Suyunu atmıyoruz. Diğer atık sularla karıştırıp çiçeklere veriyoruz. Şimdi elimde şöyle zamanı geçmek üzere olan bir patlıcan var. Şurası buruşmuş. Domatesin pek zamanı geçmemiş gibi ama bir tane domates. 3 tane de biberimiz var. Bir de sucuk atacağım buna ben. Bu da et yerine geçsin diye. Şimdi önce şu biberleri atayım da altını açmadım. Şunu da altını da açalım. Evet. Sonra domatesi atacağım. En son patlıcan atacağım. Çünkü patlıcan çok yağ çekiyor. Onun için domates biraz suyuyla beraber koyunca yağı çekmeden sos gibi bir kıvama getirmiş oldum. Evet, makarna çok sık da olmasa ara sıra böyle karbonhidrat isteği olunca tüketiyoruz ama ne kadar böyle sebzeyle falan tüketirsek bence o kadar iyi. Triatloncuların etkinliklerinde vazgeçilmez yemeği. Bu arada sporla ilgileniyorsanız, triatlon gibi sporlarla vesaire ilgileniyorsanız size bir YouTube kanalı öneririm bu arada. Fatih diye bir arkadaş var. Yani arkadaş dediğim, kendisini tanımıyorum ama takipçisiyim. Bütün Türkiye'deki triatlonlara katılan bir sporcu. Çok da samimi yapıyor işini. Samimi bilgiler aktarıyor. Kanalının ismi Asla Durma. YouTube'da aratırsanız Asla Durma diye. Eğer sporla ilgileniyorsanız, triatlon sporuyla özellikle bu kanalı takip edebilirsiniz. En son İstanbul Triatlonu vardı. Ondan önce sanıyorum Budapeşte'ye gitmişti. Ondan önce de İznik vardı. İznik'ten önce de sanıyorum Antalya vardı. Tam hatırlayamıyorum şimdi sıralamasını ama. Çok iyi rafine bilgiler veriyor. Yani spora merakınız varsa
yoksa bile sizi heyecanlandırabilir. Ben uzun süre düşündüm. Ama sanıyorum koşuyla devam edeceğim. Evet. Domatesleri de attık. Niye kızmadı? Aa, sönmüş. Hiç gaz kokusu da gelmiyor da. Bayılırsam haber verin. Evet. Şimdi bir de patlıcana bakalım ne durumda. Hani orada da videolarda da çok dikkatimi çekti. Hep makarna şirketleri triatloncuları sponsor oluyor. Yarış sonrası galiba. Tabi yarış öncesi olmaz. Yarış sonrası makarna partisi yapılıyor. Patlıcanları çekirdeğini alayım şurada da. Evet, yaz bitiyor yavaş yavaş. Bol bol karbonhidratlı ya da vücut ısısını yükseltici yemeklere geçeceğiz. Nelerdir vücut ısısını yükselten yemekler? Başta kuru fasulye geliyor. Niye yazın yemiyoruz kuru fasulyeyi? Bundan dolayı yemiyoruz. Vücut ısısı yükselmesin diye. Yükselince ne olacak? 30 derece bize 40 derece gibi gelecek. Bir de makarnayı genelde biz çocukluğumuzdan alıştığımız gibi hani böyle yoğurtlu, moğurtlu ya da peynirli yeriz, değil mi? Ama günümüzde biraz sebzenin de almanın bir değişik yolu makarnanın içine katmak. Bu da çok eğlenceli oluyor. Deneyin arkadaşlar. Güzel lezzetler çıkıyor ortaya. Tabii o şeyleri artık tüketmiyoruz. Çocukluğumuzda bir yanlışlık yaptık. O sos şeklinde makarnanın içine attığımız kırmızı renkli yiyeceklerden kaçınıyoruz. Çünkü artık paketlenmiş, işlenmiş, içine bir takım kimyasallar katılmış yiyeceklerden ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz. Yeterince tahrip ettik. Vücudumuzu, değil mi? Bünyemizi yeterince tahrip ettik. Artık etmeyin. Bakın ne kadar güzel. Renge bak. Şimdi bu bir şey dursun. Sonra bir de içine sucuk atacağız ama biz bu arada buna bir baharat takviyesi yapalım. Ne yapalım? Birazcık tuz atalım. Şöyle. Azıcık yeterli. Sonra biraz kırmızı pul biber atalım. Bunu çok az atıyoruz. Çünkü kendisi ev yapımı olduğu için acayip acı. Ondan sonra
Başka ne yapıyoruz? Şöyle biraz koku vermesi için. Oh, mis gibi kokuyor. Kimyon. Bunlar tadını hiç etkilemiyor. Sadece güzel yemek yediğinizin hazzına varıyorsunuz. Evet. Bunu attık. Biraz da kek katalım. Koku versin. Başka ne yapalım? Neydi bunun ismi? Çok kötü. Hafızayı güçlendirecek şeyler yemem lazım. Neydi bunun ismi? Karanfil. Karanfil. Karanfil de unuttum. Kimyondan sonra karanfilin de ismini unutmaya başladım. Yemek isimleri, baharatları unutan adam. Evet, ne yapacağız başka? Başka baharat kaldı mı? Hadi biraz daha. Çörek otu atalım. Bakın bu tarifler dünyanın hiçbir yerinde yok. Tamamen benim uydurduğum tarifler. Makarnanın içinde ne işi var çörek otunun, ne işi var karanfilin demeyin. Bu özel bir kanal. Evet, oraya bir şöyle bir tereyağı atalım. Reklama girmesin diye tereyağı kamera arkasında kesiyorum. Şöyle. Tereyağımızı attık. Sucuğun da kamera arkasında keserim. Bu da reklama girmesin. Şöyle bir parça yeterli olacaktır. Parçada kaşar koyalım. Kokoreç gibi oldu değil mi? Ne olsun bu şeyin de ismi? Kokoreç makarna mı olsun acaba? Ne bileyim, bir isim takmamız lazım. Tabii bu sucuk hikayesi de geçen gün bir markete girdim. Genelde marketten su gibi bazı ihtiyaçları karşılıyorum. İşte suydu,
yumurta gibi şeyleri marketten alıyorum. O bir de kampanya varmış. Sucukların da fiyatı düşmüş. Öyle aldım. Yoksa normalde sucukla pek tükettiğimiz bir şey değil ama ara sıra böyle canımız istiyor, alıyoruz. O da ısıl işlem görmemiş. Sucukları tercih ediyorum ama bu kampanyada olduğu için işlem görmüş bir sucuklar var. Neyse, ara sıra yemekten çıkma. Bunu da kaşarı da sonunda kullanacağız. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Sucuklar da kendi yağlarını bıraksınlar. Nasıl? Güzel gözüküyor değil mi görüntü? Böyle bir makarna tarifi gördünüz mü? Ben de görmedim. İlk defa yapıyorum. Evdeki malzemeleri ne yapmış olduk? Çöpe atmamış olduk. Yazık günah. Bunlar doğada bir sürü emekle yetişiyor. Yiyeceğimiz kadar alıp çöpe gitmeyecek şekilde kullanmamız gerekiyor. Sonra doğanın bize verdiklerine şükretmemiz gerekiyor. Evet, bu oldu galiba ya. Artık oldu. Bunu ben dökeyim. Makarnayı haşlarken içine biraz zeytinyağı koymalısınız. Koymazsanız böyle birbiriyle yapışır. Evet, şimdi bunu karıştıracak diğer yardımcı. Böyle şimdi ne yapıyoruz? Altını üstüne getiriyoruz. Biraz altını da kısalım. Evet arkadaşlar, bu makarnamız da böyle. Nasıl bir isim koyacağımı bilmiyorum bunu ama bir şeyler diyeceğiz. Eğer böyle çılgın tarifler gelsin diyorsanız yorum yapmayı, beğenmeyi, sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayın. Şuradan, nereden? Buradan. Buradan beğenin. Beğen tuşu burada galiba. Ya da buradan. Beğenin. Paylaşın. Yorum yapın. Afiyetle kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ama gitmeden önce ne yapıyoruz? Kaşarımızı rendeliyoruz. Bu rende çok küçük bir rende ama bakalım. Oluyormuş. Harika oluyormuş hem de.
Evet. Kaşar partisi de böyle. Rendeli yemediklerinizi içinize atıyorsunuz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Siz yapın, sizin de olsun. Kendinize iyi bakın.